Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Düzenli olarak bir aksilik çıkmadığı sürece her hafta parfüm videoları yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Bugünkü videomda parfümlerden bahsetmeyeceğim. Biraz sohbet havasında bir video olacak parfüm satın almadan önce yorumlardan ne kadar etkileniyoruz? Yorumları ne kadar iyi analiz ediyoruz? Bizim satın alma e, davranışımızın üzerinde etkileri var mı? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Her gün yeni kokular, yeni parfümler keşfetmek isteyen bir parfüm tutkunu olabilirsiniz ya da sıradan günlük bir parfüm kullanıcısı da olabilirsiniz. Eğer zaten bu kanaldaysanız ve şu an bu videoyu izliyorsanız yorumlara da bakan bir insansınız demektir. Aslında çoğu defa ne yapıyoruz? Bir parfüm satın almadan önce sosyal medyaya bakıyoruz. Yani bu Facebook olabilir, Instagram hesapları olabilir, işte YouTube'da bir video olabilir, forumlar olabilir. Okuyoruz parfümler hakkında ve birçok e, yorum yapan insan var. Ve her herkesin aslında zevki ve algısı farklı. Herkesin burnu farklı her şeyden önce. Ve tabii ki de demografik özelliklerimiz farklı. Kişilik özelliklerimiz, psikolojik özelliklerimiz, geçmişteki anılarımız, yaşantılarımız, tecrübelerimiz farklı farklı Anıların da ben kokular üzerinde çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten sevdiğimiz bazı notalar var, nefret ettiğimiz bazı kokular, notalar var. Birçok şey aslında etkiliyor. Peki bu yorumlardan ne kadar etkileniyoruz veya yorumları ne kadar iyi analiz ediyoruz? Yani bir yorum okuduğumuz zaman e, direkt oradaki birkaç cümleye mi takılıyoruz veya gözümüz kapalı bir yorumda bu parfüm çok tatlı bir parfüm değildir dediği zaman kokladığımızda da tatlı olmamasını mı bekliyoruz? Bu aslında o kadar göreceli bir kavram ki mesela Dört şekerli çay içen birisi için iki şekerli bir çay e, oldukça acı gelebilir, şekersiz gelebilir. Ama şekersiz çay içen birisi için iki şekerli bir çay oldukça şekerlidir, hatta bal gibidir. O yüzden yorumunu okuduğumuz kişinin de bazı özelliklerini bilmemiz gerekiyor galiba yorumu analiz edebilmemiz için. Yoksa böyle bir sürü parfüm yorumlayan kişinin farklı farklı sözleri arasında kaybolup gidiyoruz. Çok yaşadığım bir şey aslında, çok fazla seviyorum yorum okumayı ve her yorumda farklı bir şeyler görüyorum. Bir de bazen bir parfümle ilgili kimisi işte belli bir notayı hissettiğini söylerken bir başkası başka bir notayı hissettiğini söylüyor. Özellikle mesela Christian Dior Hypnotic Poison'dan e, ciddi anlamda o anason dolayısıyla işte rakı kokusu aldığını söyleyen, rahatsız olduğunu söyleyenler varken kimisi bu kokuyu almıyor. Böyle e, herkesin aslında geçmiş tecrübeleri, yaşantıları ve algıları gerçekten farklı farklı. Biz tabii ki de bu yorumları okuyoruz. Kimi zaman etkileniyoruz. işin içinden çıkamıyoruz. Kimi zaman da aldırış etmiyoruz. Bir de tabii kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz, bu da çok önemli. Kendi zevklerimizi iyi biliyor muyuz? Mesela şununla çok karşılaştım ben. Bir arkadaşım bana baharatlı parfümleri sevdiğini söylemişti. Çok yakın bir arkadaşım. Ben baharatlı parfümler seviyorum. Bana baharatlı parfümler önerir misin? Sen hangi baharatlı parfümleri kullanıyorsun? Dediğim zaman da bana bütün pudralı parfümleri saydı ve o pudralı parfümlerin içinde de çok güzel bir baharat olduğunu söyledi. Halbuki hiçbirinin içinde mesela baharat yok. Belki de. Ee, kendimizi de çok iyi tanımıyoruz. Kendi zevklerimizi de iyi bilmiyor olabiliriz. Ve o yüzden baharatlı parfümlerin e, yorumları içerisinde kayboluyor olabiliriz. ya yani bir türlü kendime uygun baharatlı parfüm bulamadım diyebiliriz. Halbuki yanlış yerde yanlış şeyi arıyor olabiliriz. Bir de tabii yorumları okurken en çok takıldığımız şeylerden bir tanesi de kalıcılık, silaj, yayılım e, kavramları. Genelde e, işte yazarlar. Kalıcılığı şu kadar saat sürüyor. işte yayılımı da şu kadar diye. Bir kere tenden tene bu değişiyor kalıcılık. Özellikle tenin nemli ya da kuru olmasına göre veya beslenme tarzımıza göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bazen de yanlış bir yanılgıya kapılıyor olabiliriz. Biz de kapılıyor olabiliriz. Karşı taraf da anlatırken yanlış aktarıyor olabilir. Ben özellikle kendimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kalıcılıktan bahsederken söylediğim şey. Parfümü sıktım ve 8 saat kaldı. 8 saat kaldı ne demek? Ben 8 saatin sonunda tenimi kokladığım zaman o kokuyu alabiliyorum. Ama 9. saatte burnumu tenime getirdiğimde artık almıyorum. Fakat bu çoğunlukla yanlış algılanıyor. Kim zaman Instagram'dan e, direkt mesajdan da yazdığınız oluyor veya işte YouTube videosunun altındaki yorumlarda da yazdığınız da oluyor ve ben buradan şunu anlıyorum: çoğu kişi için kalıcılık e, yayılımın bittiği an bitiyor. Yani o parfüm 3 saat etrafa yayılıyor diyelim, üçüncü saatin sonunda tene yaklaşıyor ve siz sadece burnunuzu teninize yaklaştırdığınızda duyuyorsanız, çoğu kişi için kalıcılık bitmiş oluyor. Ama çok kişi aslında yorumlarken tende kalma süresinden bahsediyor. Yani 8 saatin sonunda da burnumu ben tenime değdirdiğim zaman kokusunu alıyorsam bu kalıcılık devam ediyordur demek oluyor. Ben de bu şekilde anlatıyorum özellikle hani benim yorumlarımı dinliyorsanız ve ona göre bir satın alma tercihiniz varsa bunu ne olur göz önünde bulundurun. Zaten kör alış yapmayın. Ondan da mutlaka bahsediyor olacağım. Bir de tabii yayılım, burunlarımızın hassasiyetleri de farklı farklı. Yani eğer ağır parfümlere alıştıysanız çok hafif parfümler. Etrafa ne kadar yayılsa da size yayılmıyormuş gibi gelebilir. Çünkü burnunuz çok daha ağır parfümlere alışmış olabilir. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Galiba bir yorumu dinliyorsak veya okuyorsak ve ona göre bir satın alma kararı oluşturacaksak o kişi gerçekten çok iyi bilmemiz lazım. Yani o kişinin tatlılık toleransını bilmemiz lazım. E, burnu güçlü kokulara mı alışmış, e, hafif kokulara mı alışmış? Ne rahatsız ediyor onu? Karşımızdaki kişinin e, bir takım özelliklerini bilmeden gözümüz kapalı o yorumlara inanmak veya güvenmek e, bence çok tehlikeli. Bu arada mesela e, benim de Zamanında kör alışlarım oldu. Bir takım YouTube'da izlediğim yorumlardan, özellikle hani zevkine güvendiğim birçok zevkimizin uyuştuğu insanları dinledikten sonra aldığım parfümler oldu. Hayal kırıklığına uğradım. Burada da şöyle bir şey devreye giriyor. Başka değişkenler de var. Siz ne kadar o kişinin işte tatlılık toleransını biliyorsanız, ağır parfümü seviyor, hafif mi seviyor, hangi notaları seviyor, yani tamamen o kişiye hakimsiniz, o kişinin özelliklerine, alışkanlıklarına, zevkine hakimsiniz. Ama onun geçmiş anılarını, yaşanmışlarını bilemezsiniz. İşte o zaman orada da bir algıda da bir sapma oluşuyor. Gene kendimden bir örnek vereyim. Sergio Lira parfümünü ben çok seviyorum. Bayılıyorum. Yani hani sürekli anlatıyorum. Çünkü benim anılarımda ciddi yeri var. Yani beni çocukluğuma götürüyor. Defalarca söylemişimdir bunu. O huzuru buluyorum. Ve benim için o mükemmel bir parfüm. Huzur bulduğum için içinde. Ben bunu bu kadar vallandırarak anlatınca, hoşuma gittiğini söyleyince, benim vazgeçilemezlerim arasında bunu da zaten zikredince bu sefer sizler denediğinizde ya bu mu hani Derya'nın bahsettiği parfüm ne kadar sıradan ne kadar basit diyebilirsiniz çünkü sizin Anılarınızla örtüşmüyor olabilir. Benim anılarımla örtüştüğü için benim için mükemmel bir parfüm olabilir. Bir de mesela benim çocukluğum hastanelerde geçti. Ufakken bir nefret başlangıcı dönemim vardı. Çok fazla hastanede vakit geçiren bir insanım. O yüzden hastane kokusundan nefret eden bir insanım. Ve ben birçok parfümde nedense hep o bir medikal hava, bir hastane kokusu, bazı notalarda sürekli bunu yakalıyorum. Çünkü burnum o kadar böyle oraya çekmeye meyilli ki o kokuları. Çünkü böyle bir geçmişim, böyle bir yaşantım var. Bu arada koku güzelliğine mi daha çok önem veriyorsunuz yoksa performansa mı yani kalıcılık yayılım mı sizin için daha önemli? Bunu da iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela benim için koku güzelliği daha ön planda. Kalıcılığa çok fazla takmıyorum. Tazeleyebilirim diyorum. Yayılım olarak da biraz yayılım istiyorum. Evet. Böyle hani odaları doldursun, etrafı sarsın şeklinde olmak zorunda değil benim için. O tarz parfümleri daha çok açık havada kullanmayı tercih ediyorum. Kalıcılıkta da mesela böyle hani 2-3 gün kalan parfümler var ya onlar benim için bir artı değil. Yani avantaj değil, dezavantaj. Çünkü kıyafetten çıkartamıyorsunuz. Bir yere siniyor, montunuza siniyor. Sürekli o montu kurut temizlemeye vermek durumunda kalıyorsunuz. Başka bir parfüm kullandığınız zaman beklentileriniz farklı farklı olabiliyor. Buna da bir karar vermek lazım. O yüzden ben bir parfüme mükemmel, harika benim için dediğim zaman hani kafanızda belki şu canlanabilir. Bunun kokusu da çok güzel, performansı da çok güzel. Ama ben koku güzelliği harika olan fakat performansı daha düşük olan bir parfüm için de mükemmel bir parfüm diyebiliyorum. Örnek vermek gerekirse L'Or Amazon Sensual Orchid. Koku güzelliği benim çok sevdiğim. Çok beğendiğim bir parfüm. Fakat kalıcılıktan ziyade onda yayılımda bir problem var. Böyle bütün etrafı falan doldurmuyor. Yani bir kol mesafesinde hatta tene yakın bir parfüm diyebilirim. Ama kalıcılığı iyi o parfüm. Yani 7-8 saat benim tenimde kalıyor. Fakat Diğer parfüm yorumlarını okuduğumda veya e, takipçilerim bana döndüğünde bu parfüm hiç kalmıyor diyor ve o, o zaman şunu anlıyorum e, çok tene yakın bir parfüm olduğu için ve böyle bir saat sonra iki saat sonra o yayılımını da kaybettiği için. Tamam, kalıcılık bitti deniliyor. Fakat hani e, birisi size sarıldığı zaman veya işte teninizi e, kokladığınız zaman aslında o parfümü içinize çekebilirsiniz. Defalarca denedim bunu. Algılarımız çok farklı. E, ve bu sizin için yani e, yayılımı azalan, kalıcılığı giden bir parfüm. Sizin için kötü bir parfüm olabilir. Ama mesela benim için çok güzel bir parfüm olabilir. Kokusu çok güzel olduğu için. Ben her ne kadar bir parfümü anlatırken olabildiğince detay vermeye çalışsam da tabii ki de bir takım alışkanlıklarım olduğu için bazen bunları unutabiliyorum veya es geçebiliyorum. Ee, hiçbir zaman kör alış yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Ee, biz bir kapı açıyoruz yani parfüm yorumları yazan veya işte video çeken insanlar ee, Sonuçta çoğumuz profesyonel değiliz Uzman değiliz Kendi tecrübelerimizi bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz Aslında bir kapı açıyoruz Ve e, bu kapılar Yani her parfüm e, başka bir dünyaya Açılan bir kapı Ve e, bunun kararını verecek kişiler de sizsiniz Denenmesi lazım Kesinlikle e, kör alış yapılmaması Gerektiğini düşünüyorum Mutlaka koklayıp e, O parfümü hissedip O şekilde karar vermek gerekir bu çok güzel bir yağmur başladı. Yağmur sesi için kusura bakmayın. Kar bekliyorduk aslında ama bu yağmur umarım kara dönüşür. Bir önemli konudan daha bahsetmek istiyorum. Bir de böyle hani sanat eseri niteliğinde bazı parfümler var. Ve bu parfümler genelde günlük parfüm kullanıcısını memnun etmeyen parfümler olur. Çünkü bunları Üzerimizde taşımak biraz zordur. Çok fazla parfüm deneyen insanlar bir süre sonra farklı kokan, değişik tarzdaki parfümlere yönelmeye başlıyorlar. Şöyle örnek verebilirim aslında. Bir ee, resim sergisine gittiniz ve bir tablo gördünüz. Çok komplike, çok karmaşık çizgileri olan, içine baktınız, daldınız, ee, hayaller kurdunuz. O tablonun size ne anlatmaya çalıştığını e, çözmeye çalıştınız ve bundan çok keyif aldınız. Çok sanatsal buldunuz. Şimdi bir böyle insan tipi var. Bir de nasıl bir insan tipi var? Önünden geçip ya burada ne anlatmak isteyebilir ki karmaşık işte boyalar, çizgiler. Yani çok saçma. diyen bir e, kitle var. Bir de nasıl bir kitle var? Gene böyle e, o resmin içine dalıp gene böyle hayaller kurup ne anlatmaya çalıştığını görmeye çalışan ama onu asla evin evinin duvarında sergileyemeyecek olan çünkü çok aykırı bulan. Aslında parfümlerde de bu geçerli diye düşünüyorum. Bazı kokular bazı böyle gerçekten hani sanat eseri niteliğinde olan bazı kokular var. Kokladığım zaman kendi için konuşayım. Kokladığım zaman inanılmaz yerlere gittiğim, böyle bir e, ortama gittiğim, mekana gittiğim ve çok beğendiğim fakat asla üzerimde taşıyamayacak olduğum bazı kokular var. Yine başka bir örnek vereyim. Bir defileye gittiniz. Avantgard bir elbise gördünüz. O kadar güzel ki arkadaşınıza da ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz. Elbise şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Harikaydı, mükemmeldi diye. Sonra arkadaşınız da kafasında bir elbise canlandırıyor. Sonra elbiseyi görüyor. Diyor ki ya bu muydu? Bunu nerede kullanacaksın? Bunu nerede giyeceksin? Evet biliyorum onu hiçbir yerde giyemeyeceğim ama o, bu onun mükemmel olmadığı anlamına gelmiyor. Gayet güzel bir elbise. Evet ama ben kullanamam. Özellikle bazı niş parfümlerde hatta indie parfümlerde bunu yaşıyoruz. Benim de koleksiyonumda 4-5 tane bu tarz parfüm var. Ben genelde onları videolarımda da bahsetmiyorum ee, veya Instagram'da da. Instagram'da birazcık daha bahsediyorum galiba. İşte çok güzel olduğunu, çok farklı olduğunu, değişik olduğunu anlatıyorum. Ve eğer karşı taraf sadece benim yorumumdan etkileniyorsa ve gidiyor bu parfüme alışı yapıyorsa eğer hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Çünkü e, o benim için bir avantgard elbise veya işte içine girip daldığım bir resim, bir tablo olabilir aslında. Zaten bu tarz parfümleri de ben genelde kalabalık içerisinde kullanmaktan ziyade eğer kendimleysem, evdeysem veya işte tek başıma bir yerlerde yürümek istiyorsam başkalarının e, düşüncelerini çok dinlemek istemiyorsam kullanıyorum. Yani o zamanlarda tercih ediyorum. Bu arada bir de tabii moda ve trendler var. Mesela şöyle düşünün. Moda veya trend oldu diye hiç giyim tarzınızı değiştirdiniz mi? Yani... Moda oldu diye size tuhaf gelen bir kıyafeti, beğenmediğiniz bir kıyafeti satın alıp dolaştınız mı? Ya da gerçekten sevmişsinizdir trend olan şeyi, almışsınızdır, giymişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Aslında parfümlerde de durum böyle. Kim zaman bazı parfümler çok trend oluyor. Hatta çok konuşuluyor. Çok adını duyuyorsunuz. Bir yerlerde yazılıyor, çiziliyor, etkileniyorsunuz ve etkileniyoruz. Siz diye konuşmayayım. Ben de dahilim buna. Etkileniyoruz ve alıyoruz bunu yapıyor muyuz? Hani gerçekten bir kendinize sorun. Moda oldu diye, trend oldu diye, çok konuşuldu diye birçok kişi, özellikle yorumuna güvendiğiniz birçok kişi bu parfüm harikadır, bu parfüm çok iyidir dedi diye Parfüm satın aldınız mı? Kullandınız mı? Beğenmeseniz bile beyninizi, burnunuzu ikna etmeye çalıştınız mı? Bence yapmışsınızdır. Ben de çok yaptım bunu. Fakat karar verecek olan kişi sizsiniz. Bunu unutmayın. Ne kadar yorum okusanız da, izleseniz de, en son karar verecek olan kişi sizsiniz. Ben şöyle yapıyorum: izliyorum, okuyorum, Notlar alıyorum denerken başka insanların fikirlerinin beni etkilememesine yani yargılardan arınmaya çalışıyorum. Parfümü kendim hissetmeye çalışıyorum. Bir bağ kurmaya çalışıyorum ki ondan sonra hayal kırıklığına uğramayayım diye. Çünkü çok öyle benim de etkilenip başkalarının sözlerinden. İşte bu bir sanat eseridir veya bu harika bir parfümdür. Bu mutlaka koleksiyonunda olmalı şeklinde sözlerine kulak asıp aldığım. İlk başta böyle deneyip deneyip ya sevmem lazım hatta ben bunu sevdim galiba dediğim. Ama daha sonra hiçbir şekilde ne kişiliğimle ne tarzımla uyuşturmadığım parfümler oldu ve ben bunları galiba 3-4 sene önce çoğunu elden çıkarttığım da oldu. Şimdi birazcık daha böyle sağlam adımlar atıyorum en azından. Bu arada gene bu son 3-4 senelik süreç içerisinde de benim bir şekilde satın aldığım Yorumlardan etkilenip, işte çok konuşuldu diye aldığım fakat deneyip deneyip, hoşuma gitmeyen, elden çıkarttığım ne videolarda ne Instagram'da yer vermediğim bazı parfümler de var. Onlar da bana ders oldu bu arada. Ben farklı yorumları okumayı çok seven bir insanım. Çeşitliliğe inanıyorum. Herkesin yorumunu okurum genelde. Fakat şundan etkilendiğimi fark ettim. Eğer bir parfümü koklamadan önce bir sürü yorum okuyorsam, o parfümü kokladığımda o kişilerin yönlendirmelerine göre karar veriyorum. Beynimde ve burnumda o şekilde bir algı oluşuyor. Yani e, mesela bir parfümü kokluyorum. Kokain e, parfümünden örnek vereyim. Frank booklet. Hatta ben o parfümü aslında yorum okumadan almıştım. E, ve kokladığım zaman benim çok çok hoşuma giden bir parfümdür bu arada. Bir sürü müteber yorumu. Ben çok keyif aldım o parfümden ve kullanmaya başladım. Daha sonra yorumlar başladı, yorumları okumaya başladım. Ee, bir bölüm mısır kokusu aldığını ve parfümden nefret ettiğini söyledi. Ben o zamana kadar hiç mısır kokusu almamıştım. Fakat birkaç kişi mısır kokuyor, mısır kokuyor dedikçe ben bir şekilde psikolojik olarak etkilenmeye başladım ve ben de kokladığımda mısır kokusu almaya başladım. O kadar etkiliyoruz ki birbirimize aslında. O yüzden şu an bir parfüm almaya karar verdiysem veya bir parfümü deneyeceksem önce yorumlarını okumuyorum. Gidiyorum ilk önce kendim test ediyorum. Hiçbir yorumdan etkilenmeden kendi kararımı vermeye çalışıyorum. Ben ne hissediyorum? Sonra kararımı veriyorum pozitif ya da negatif. Ondan sonra yorumlara bakmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki de kör alış yapmadan. Yani bu gidiyorum e, işte bu beğmen olabilir, boynler olabilir, sevil olabilir. Ya bir karta sıktırıyorum, ya sıktırıyorum. Ya da ufak bir boy işte deneme boyu alıyorum veya dekant alıyorum. Uzunca bir süre gözlemlemeye çalışıyorum. Yani aslında özetle şunu anlatmak istiyorum. Ne kadar yorum dinlerseniz dinleyin. Okursanız okuyun. Sizin burnunuz farklı, algınız farklı. Buna en son karar verecek kişi de sizsiniz. Kendinize güvenin bence. Bir de tabii parfüm satın alma davranışımızı etkileyen bir önemli faktör daha var ki parfümü kimin için sıkıyoruz? Parfümü kendimiz için mi sıkıyoruz yoksa etrafımız için mi? Özel bir kişi için mi? Bu da çok uzun bir konu aslında. Onu da başka bir video konusu olarak saklamak istiyorum ben. Bu videoyu bence artık ee, keseyim. Umarım uzun bir video olmamıştır. Sizi de sıkmamışımdır. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Parfüm yorumlarından ne kadar etkileniyorsunuz? Kör alış ne kadar yapıyorsunuz? Hayal kırıklığı kaç kere yaşadınız? Bunları aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.